Malatya Kent Konseyi ve Kent Konseyi Şehirler ve Yazarlar Çalışma Grubu ve Eğitim Birsen Birnoğlu Şube Kadın Komisyonu işbirliğiyle hazırladığımız Şehir, Kadın ve Anne temalı şiir dinletimize hoş geldiniz. Şiirin hoş diliyle, hoş sesiyle bugün kadın ve ana diyeceğiz. Ben Malatya Kent Konseyi Şair ve Yazarlar Grubu temsilcisi olarak, Eğitim Birsen Kadın Komisyonu Başkanı olarak, bir öğretmen olarak, eli kalem tutan biri olarak, evvela bir anne olarak, evlat olarak, bacı olarak, sizlerin kardeşi olarak, ablası olarak bu vakte eşlik ettiğiniz için hepinizi yürekçe selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bebeğin sokulduğu ala cennet, kuşların kanat sesleri tükeninceye dek bitmeyecek beslediğin başakların türküsü. Bulutların omuzlarında taşınabilir, ufka dokunabiliriz. Dar ağacı. Bu dünya diyorum, bu dünya. Ne soluma yakışıyor, ne soluğuma. Aykırı düşüyorum yaratılışımla. Yanlış gelmişiz epeyce. Ama işte imtihan da tam burada olmakta. Kadın olmuşum mesela. Herkesin yanına yaşar üzüntüyü, kederi. Evlat için, sevdiği için tek başına dimdik ayakta duruş. Göğsünden alev çıkıp bir dünya üstüne gelse de. Evdir, memlekettir, vatandır, bayraktır bilene. Annem, gözlerinde sevinç var, umut dolu annem. Saçlarında ak var, ellerinde nasır, dudaklarında hayat var annem. Ömür sendin bana, kollarında büyüdüm, söylediğin ninniler kulağımda. Nice kadın tanıdım. Güneş tarlalarında elma çiçekleriyle bezemişti saçlarını. Kadınlar tanıdım. Tebessümü ezelden sağlam bir direniş belirmişti. Kolaydır ölüden helallik almak. Varsa kırdıkların helalleş bugün. Övme, giden duymaz söylediğini, bir iltifat eyle sağlara bugün. Sessiz, yurtsuz serçeyim, kuyularda ışıksız, sarıl sıkılan köleyim, harlanmış ateşlerde kül olayım eyle. Muhteşem bir gün geçirdim. Yani hiçbir şiir ve kitap sever olarak ve inanın yorgunluğumuzu, yoğunluğumuzu biliyorsunuz. Bugün kendime vakit ayırmak istedim ve iyi ki bunu yapmışım. Hepinize canı yürekten teşekkür ediyorum. Kitaplarınızı da inşallah en kısa sürede temin etmek istiyorum.